Tadım ben her şeyi yapıyorum. Basında da basına mıydı çalamıyorlar? Tamam. Ben gireceğim abi. Çok geçek abi oraya. Tamam. Basında da basına mıydı çalamıyorlar? Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi uluslararası bir komployla İmralı'ya getirilen ve her geçen sene tercihin ağırlaştırılarak 24 senedir Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tercih ağırlaştırılarak devam ettiriliyor ve 2 seneye yakındır da kendisinden hiçbir şekilde bir haber alınamıyor. Geçen günlerde bildiğiniz gibi bir CPT heyeti de adayı ziyaret etti. Yalnız kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı CPT yetkilileri tarafından. Yine aynı şekilde asıl hukuk bürosu avukatlarının Sayın Öcalan'ın CPT heyetiyle görüşmediğine dair basına bir açıklamaları söz konusu oldu. Bu halkımızdaki Sayın Öcalan'ın sağlığına ilişkin, yaşamına ilişkin ciddi boyutta kaygılara yol açmış durumdadır. Bildiğiniz gibi bu tür bir yaklaşım hem ulusal hem uluslararası hukuku ayaklar altına alınan bir yaklaşımdır. Bu açıdan kritik bir aşamaya gelinmiş olan tercihe karşı başta halkımız olmak üzere tüm demokrasi güçlerini hassas davranmaya, söz ve eylemle tercihe karşı bu anlamda tepkilerini göstermeye davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Abdullah Öcalan ne zaman sesi duyulduysa İmralı'ya yaklaşma baktığımız zaman bu hem toplumsal barış hem Türkiye'nin geleceği açısından umut verici olmuştur. Dolayısıyla şu anda AKP-MHP iktidarı Öcalan'a yönelik, İmralı'ya yönelik tercih politikalarıyla aslında bir nevi insanlık dışı unutturma politikalarını güdüyor. Bu politikalar karşı hepimizin sesimizi yükseltmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi tekrar edelim, kritik bir aşamaya gelmiş durumdadır. Hem halkımız için hem Orta Doğu halkları için Sayın Öcalan'ın ne ifade ettiği hem geçmişteki pratiklerden hepimiz tarafından açık net bir şekilde biliniyor. Kendisine fırsat verildiği gibi dediğimiz gibi toplumsal barışın sesi olmuş, defalarca da bunu göstermiştir. Bu açıdan tekrar bir çağrıda bulunuyoruz. Tercih dediğimiz gibi ne kanunda, ne anayasada, ne Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelerde yeri yoktur. Tercih bir işkencedir. Ve hele hele 2 yıla yakın bir süredir görüştürülmemesi, hiçbir şekilde iletişim kurulmaması, mutlak bir tercihin uygulanması da aynı şekilde hem işkence hem insanlık suçudur. Dolayısıyla burada hükümete düşen, iktidara düşen Sayın Öcalan'ı derhal avukatlarıyla görüştürmek ve bundan sonra da hukuku, mevcut olan hukuku Sayın Abdullah Öcalan'a da uygulaması gerekiyor. Dolayısıyla burada bugün bizler de milletvekilleri olarak bu tercih uygulamalarını insanlık boyutunu aşan, kritik bir aşamaya gelen bu tercih uygulamalarını kabul etmeyeceğimizi, buna artık tahammül gösterilmemesi gerektiğini bir kez daha ifade edelim ve bugünden sonra da sonuç alıncaya kadar da Adalet Bakanlığı önünde yer alacağımızı, sonuç alıncaya kadar yer alacağımızı belirtelim ve yine şunu da belirtelim. Bakınız, tercih günlük siyasete malzeme edilmemesi gerekiyor. Bizim bu anlamda İmralı'ya ve İmralı tercihe karşı mücadele ve İmralı'ya yaklaşım bizler açısından demokrasiye, demokrasi, hukuk ve insan onuruna yaklaşımdır. Doğrudan ilişkilidir ve dolayısıyla bundan sonra alacağımız bütün siyasi kararlarda da bu yaklaşımların etkisi olacaktır. Bunu da belirtelim. Dolayısıyla tercihin bugüne kadar bizlere karşı, yani tercihle ilgili yapılan açıklamalar olsun, oyalamalar olsun, manipüle niteliğindeki söylemler olsun, bunlara kesinlikle itibar etmeyeceğiz. Somut adım atılması gerekiyor. Somut adım atılmaması, atılmaması dışında da zaten dediğimiz gibi bu, biz sonuç alıncaya kadar bu
etkinliklerimiz devam edecek. Tecrit ölümdür, yok saymadır. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani hep birlikte bir yol açacağız ya da bir yol bulacağız diyorum. Bütün basın mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Toplumu geliyor. Bütün toplumu geliyor. Hem Kürt halkı açısından hem Türkiye demokrasinin güçleri açısından bu tecridin bu şekilde mutlak bir şekilde devam ettirilmesi ve oyalama taktikleri ciddi anlamda dediğimiz gibi toplumu gelmiş durumdadır, öfkesini büyütmüş durumdadır. Biz de bu öfkenin aslında bir nevi toplumu altında tutması açısından da diyoruz ki çare böyle oyalama, böyle taktikler değil. Sayın Öcalan'ın da bütün hükümlüler gibi, siyasi tutsaklar gibi hakkı olan avukatlarıyla görüşme hakkı gerçekleştirilsin. Bir ayrıcalık talep etmiyoruz. Böyle bir talep söz konusu değil. Var olan kanunda, anayasada ve dediğimiz gibi uluslararası hukukta yer alan kurallara uysun. Tek talebimiz budur. Ve dediğimiz gibi geçmişteki örnekleri de çoğu zaman bize göstermiştir ki tercih nerede kadar ağırlaştırılmışsa ülkede demokrasi o kadar ayaklar altına almış. Faşizm bu kadar başını alıp gitmiş durumda. Yani bunların önüne geçebilmek için dediğimiz gibi sadece Kürtler değil, gerçekten Türkiye'nin geleceğini, demokrasiyi, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü savunan tüm kesimlerin tercihte karşı bir duruş sergilemesi, bir söz, bir eylem gerçekleştirmesi gerekiyor.